Minecraft Fatih şehrinde sessiz bir geceydi. Herkes huzurlu bir şekilde yatağında mıcıl mıcıl uyuyordu. Recep İvedik de sokakta bir duvarın dibinde uyuyakalmıştı. Pişşş. Kuru fasulye istiyorum. Sonra birden bir rüzgar sesi çıktı. Ne oluyor la burada? Kardeş kimdi la o? Recep İvedik bir şey fark etti. Ayakkabısı çalınmıştı. Ayakkabım, benim köselelerim nereye gitti la? Sonra hemen cebinden yedek ayakkabısını çıkarıp yere attı. Recep İvedik yedek ayakkabısını giydi ama sonra kendine bir söz verdi. Benim de adım Recep İvedik'se o ayakkabımı çalanı bulacağım. O ayakkabıyla döveceğim onu. Arkadaşlar, sizce Recep İvedik'in ayakkabısını kim çalmış olabilir? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Ve arkadaşlar, bu gördüklerinizde şüpheliler. Ayakkabıyı kimin çaldığını düşünüyorsanız herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın. Biz de bu şüphelileri sorgulayıp suçluları Recep İvedik'e yem edeceğiz. Gönder bana kardeş, onlarla ben ilgilenirim. Arkadaşlar, sizinle beraber Zengin ve Herobrine de bugün bana yardımcı olacak. Şimdi herkes fikrini yoruma yazdıysa videomuza geçeceğiz. Ama tabii ki de ondan önce hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Bakayım, bekliyorum, beğenmenizi bekliyorum. Evet, bakayım, çok iyisiniz. Hop, tamamdır arkadaşlar, çok sağ olun. Arkadaşlar, şüpheliyi doğru tahmin eden videonun sonunda yoruma bile adını yazsın, tamam mı? Kimler doğru tahmin edebilecek, çok merak ediyorum. Evet Zengin abicim, sen kimden şüpheleniyorsun? Fakir kardeşim Rey Mysterio. Kesinlikle o yaptı, başka kimse olamaz. Rey Mysterio mu? Bir güreşçi. Evet, rüzgar kadar hızlı mı? Bilemem yani. Herobrine, sen kimden şüpheleniyorsun? Tepe göz fakir, tepe göz yaptı, biliyorum, eminim. Ya da vazgeçin, bence korkunç ev yaptı. Ya oğlum, sen de bir karar ver ya. Tamam, son sözüm korkunç ev. İyi bakalım, dediğin gibi olsun, korkunç ev olsun, bu da bir karar veremiyor arkadaşlar. Bence arkadaşlar, şurada gördüğünüz korkunç evin kızı var ya, bence o yaptı, tam sinsi vallahi he. Neyse bakalım, şimdi burada sorgu aletlerimiz var. Vay, en sevdiğim arkadaşlar, şunlara bakar mısınız? Alalım şunları. Hop, demir adamın baltası. Şöyle bir zehirli okumuz var. Bu da güzelmiş. Bakalım. Oha, dondurucu. Vay, bunu sevdim arkadaşlar. Bakalım. Zehirli kanca. Bir tane de mızrak var arkadaşlar. Hop, şöyle de bir silah. Bu neymiş? Şuna bir bakayım. Hop arkadaşlar. Şuna bakın. Demir adamın maskesi. Hadi bakalım. Hemen sorguya başlayalım. Evet bakalım, kaslı adam, seninle başlıyorum. Ya fakir, benim ne işim olur kösel ayakkabıyla? Ben sporcuyum oğlum, spor ayakkabı giyerim. O zaman dediğin gibi ise söyle bakalım, hırsızlık yapıldığı gece sen neredeydin? Fakir, bana yemet onu. Tamam Recep İvedik, sakin ol, şimdi anlatacak. Tamam söylüyorum, ben hırsızlık yapıldığı gece şuradaydım. Beyler, şuradaki köylüyü gördünüz mü? Ben gördüm, ne yapsak? Bence kaslarımızı bir test edelim şununla. Yani dövelimi demek istiyorsun. Aynen öyle. Gece gece çok eğleneceğiz. Saldırın. Ne oluyor lan? Vurmayın. Hayır vurmayın. Olamaz. Hayır, kafama geldi. Hayır, olamaz. Olamaz. Hayır. İşte fakir, hırsızlığın yapıldığı gece ben arkadaşlarımla bir tane köylüyü dövüyordum. Yani hırsız ben değilim. Ey Allah'ım ya. Ulan ben ne diyorum ki? Bu kaslı adam çetesi falan yapmış olabilir diye düşünüyorum ama yapmamış, gördünüz mü? Evet fakir, o yerde başka bir şey yapmış. Evet fakir, onun yerine başka bir şey yapmış. Evet Zengin abicim, doğru söylüyorsun. Evet, sırada. Bir dakika. O az önce ne dedi? Siz köylüyü mü dövüyordunuz? Evet, stres atmak için dövüyorduk. Demek stres atmak için, öyle mi? Şimdi ben de böyle stres atmak için seni dondursam nasıl olur? Sersem, al bakalım. Sersem seni. Çok komikti, bir daha yap fakir. Olur Erban, yaparım, tövbe tövbe. Evet bakalım Rey Mysterio, sen söyle. Sen hırsızlık yapıldığı gün, yani gece neredeydin? Ya oradaydım, buradaydım, şuradaydım. Yolda bulduğum herkese 619 çekiyordum. Ha tamam ya, Allah Allah. Demek sen de değilmişsin, tövbe tövbe.
Lan oğlum yolda bulduğun herkese niye 619 çekiyorsun? Antrenman yapıyordum fakir. Ulan antrenmanını git spor salonunda yapsam seni al bakalım. Tamamdır. Kusura bakma, 4 gol sana da vurmuş oldum. Hiç önemli değil. Tamam bakalım öyle olsun John Cena. Söyle bakalım. Sen hırsızlık yapıldığı gece neredeydin? Ringdeydim. Güreşiyordum fakir. Bildiğin gibi ben bir Amerikan güreşçisiyim. Yani sen geceleri mi güreşiyorsun? Evet, genelde geceleri güreşiyorum. Demek öyle. Arkadaşlar John Cena da değilmiş ya. İnanamıyorum. 4 kol? Evet, 4 tane kolun var. Recep İvedik'in köselelerini sen de çalmış olabilirsin. Öyle değil mi Recep İvedik? Açacağım lan onu fakir. Yolla bana onu. Tamam tamam, sakin ol. 4 kol sen mi yaptın? Hayır. Ben öyle şeyler yapmam. Ben o gece kahramanlık yapıyordum. İnsanlığı kurtarıyordum. Demek öyle. Arkadaşlar 4 gol da yapmamış, kim yaptı o zaman ya? Sırada Tepegöz var. Bana bak Tepegöz. Sen yaptıysan ben yaptım de. Ula Fakir, benim ne işim olur közel ayakkabıyla? Görmüyor musun benim ayaklarım ona sığar mı? Vallahi sen de haklısın ha. Senin ayakların ona hiç sığmaz. Demek ki ben yapmadım. İyi o zaman, söyle bakayım. Sen hırsızlık yapıldığı gece neredeydin? Ula ben ormanda tavuk avına çıkmıştım. Tavuk arıyordum karnımı doyurmak için. Sonra bir baktım orada John Cena var. 2-3 tane köylüyü toplamış dövüyordu. Of ya, demek sen de karnını doyuruyordun öyle mi? Bir dakika, John Cena... Bak fakir, açıklayabilirim. Tepegöz yanlış gördün herhalde. Ula doğruyu gördüm. Hani sen ringde güreşiyordun lan? Evet güreşiyordum. Ondan sonra ormana gideyim dedim. Bir iki köylü döveyim dedim. Ulan ne istiyorsunuz lan köylülerden? Ulan John Cena. Al bakalım sana, çizersem John Cena seni. Tamamdır. Recep İvedik, bu da senin. Tamamdır fakir. Bunlar gerçekten çok iyi oldu. Hey Allah'ım ya. Sırada kim var? Merhaba cici kız. Merhabalar fakir amca. Söyle bakayım, Recep İvedik amcanın köseli ayakkabılarını sen mi çaldın? Ya fakir amca, ben onu niye çayayım ki? Hem ben geceleri dışarı çıkamam. Doğru söylüyorsun ama belki de yapmışsındır. Ayakkabıları oyuncak falan sanmış olabilirsin. Hayır fakir amca, hem onlar çok kötü kokar bir kere. Doğru söylüyorsun. İnanamıyorum, sen yapmış olamazsın. Korkunç ev. Arkadaşlar Korkunç evi sihirle küçülttük. Merhaba Korkunç ev. Lan ne demeye çalışıyor, hiçbir şey anlamıyorum ki. Fakir amca diyor ki ben o gece kızımla beraberdim diyor. Yani benimle beraberdi. Peki bu doğru mu? Evet fakir amca, doğru. Of tamam, demek bu da doğru. Arkadaşlar kaldı 1, 2, 3, 4 şüphelimiz. Bu dördünden biri yaptı ama hangisi yaptı ya, hangisi? Fakir beni dinle, Korkunç ev yaptı, yalan söylüyor. Fakir kardeşim, bence Tepegöz yaptı. Evet kesin Tepegöz yaptı. Of ya arkadaşlar, aklımı kaçıracağım ya, kim yapmış olabilir? Bir dakika. Lan bizim Nop nerede? Her gün burada olurdu, bugün yok. Bilmiyorum ki. Evet ben hiç görmedim Nob'u. Çok garip gerçekten arkadaşlar. Nob nerede ya? Neyse biz olayımıza dönelim. Boş verin şimdi Nob'u. Of of, düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Bir dakika. Şu kaskı çıkarayım da biraz da öyle düşüneyim. Çünkü beynime kan gitmiyor resmen ya. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar. Lan şurada bir düğme var, gördünüz mü? Ya fakir, bahane uydurup durma, çözebileceksen çöz. Evet galiba sen bu işi beceremeyeceksin. Lan her seferinde aynısını diyorsunuz, her seferinde de çözüyorum, görürsünüz. Arkadaşlar şurada bir düğme mi? Bu ne lan böyle? Burada ne işi var bu düğmenin? Şöyle bir basalım şuna. Hop! Olamaz! Lan nereye düştüm? Arkadaşlar burası da neresi? İnanamıyorum. Lan anneciğim, korkuyorum lan, burası da neresi? Anneciğim Aladdin. Selam fakir, ne haber? Çabuk söyle. Recep İvedik'in köseli ayakkabıları nerede? Üzgünüm, bunu sana söyleyemem. Buraya bu kuleden seni aşağı atmak için görevlendirildim. Demek beni buradan aşağı atacaksın öyle mi? Demek öyle, beni buradan aşağı atacaksın. Aynen öyle fakir. Bakalım kim kimi aşağı atacak. Al bakalım sana. Al bakalım, yürü git. Al, gördün mü? Terbiyesiz seni. Arkadaşlar şurada bir sandık var. Ha? Jetpack mi? Ne yapacağım ben bu jetpack'i? Giydim ama. Allah Allah. Buradan aşağı inmek için mi? Bak. O kırmızı nokta da ne? Arkadaşlar şurada bir kırmızı nokta var. Galiba oraya gideceğiz. Hazırsanız gidiyoruz. Hadi in bakalım. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar bayağı yüksekteymişiz. Neyse. Lan bu çok garip. Galiba ipuçlarını bulduk arkadaşlar. Bakalım orada ne var? Belki de oraya gidince gizli bir geçit falan açılır arkadaşlar. Lan olamaz, görünmez bırak lan, ne oluyor? Hades. Fakir çabuk söyle. Omnitrix'im nerede? Sen aldın biliyorum.
Ne diyorsun lan, ne o Matrix'i, görmüyor musun benim kollarım bomboş. Doğru, biri o Matrix'imi çaldı. Nasıl yani, bakayım. Oha, buraya bir meteor düşmüş. O Matrix'i buraya saklamıştım. Bunun sorumlusu sensin fakir. Ya hadi, sen ne saçmalıyorsun. Şimdi seni öldüreceğim. Oğlum bana bak, kendine gel, benim canımı sıkma. Lan olamaz olamaz, lava mı düşüreceksin beni. Al bakalım, yürü git Hades. Terbiyesiz seni. Arkadaşlar neler dönüyor burada ya. İpuçları beni buraya getirdi. Ama bundan sonrası yok. He? Olamaz, burada bir şalter var. Bir dakika. Arkadaşlar ben galiba olayı çözdüm. Evet, kesinlikle çözdüm. Ve suçluyu biliyorum. Hadi bakalım, hop. Hop lan, nereye geldim arkadaşlar. Neyse. Böyle jetpack'te tamamdır, indim. Fakir sen ne yaptın sanıyorsun? Bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor, havadan geliyor. Ne yapıyorsun sen? Evet fakir, başımızı döndürdün. Sakin olan. Suçluyu buldum. Ne? Gerçekten mi, kimmiş peki? Suçlu. Şimdi açıklıyorum ki. Dört kol suçlu. Evet sensin suçlu. Ne? Ama nasıl olur fakir, sen nerede biliyorsun? Biri Hades'ten Omnitrix'i çalmış ve süper kahramana dönüşmüş. Ve hızlı bir şekilde Recep İvedik'in güzel ayakkabılarını çalmış. Fakir, onu bana ver fakir. Çabuk bana getir onu. Sakin ol Recep İvedik, sakin ol. Şimdi önemli soru şu. Sen gerçekte kimsin? Ben gerçekte kim miyim? Ben gerçekte şuyum. Olamaz, özür dilerim. Tamam, eski halime dönüyorum. Çabuk, acele et. Senin kim olduğunu çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Lan Nop, senin ne işin var burada? O Matrix'i sen mi çaldın? Evet, ben çalmıştım. Şu anda cebimde. Nop, bunu nasıl yaparsın? Fakir, onu bana at çabuk. Onu bir dayak manyağı yapacağım. Recep İvedik, sakin ol, sakin ol. Bakın özür dilerim. Recep İvedik'e şaka yapacaktım. Ondan sonra da ayakkabıyı kaçırdım. Ayakkabı çok kötü kokuyordu. Başım döndü, midem bulandı. Ayakkabıyı lava düşürdüm. Çok üzgünüm. Ula. Canım ayakkabım benim. Nereye gitti öyle? Sakin ol, sakin ol. Yenisini alırız. Evet Recep İvedik, özür dilerim. Yenisini alırım. Tamamdır. Nop bilerek yapmamış. Onu affediyorum fakir kardeşim. Heh, işte böyle. Çok güzel. Harikasınız, harika. Arkadaşlar bu çok iyi oldu. Gördünüz mü? Nasıl da buldum? Ben yardım etmesem bulamazdım fakir. Asıl ben yardım etmesem bulamazdın. Ulan sersem de sizin söylediğiniz hiç kimse çıkmadı ki. Ya yürü git, bu da hiçbir şey beğenmiyor. Aerobran yürü gidelim ya. Hey Allah'ım ya, arkadaşlar kafayı yemiş bunlar. Ama neyse ki siz benim yanımdaydınız. Arkadaşlar sonunda bu iş tatlıya bağlandı. Nop, şaka yapayım derken yanlışlama. Recep İvedik'in ayakkabısını lava düşürmüş. Neyse ki Recep İvedik'in yedek ayakkabısı vardı. Kimler şüpheliyi doğru tahmin edebildi? Hemen yoruma yazsın. Ve videoyu kapatmadan hemen aşağıdan like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Güle güle.